Dünden beri yaşananlar bu şekildeydi değerli izleyenler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan felaketin yaşandığı 10 şehirde 3 ay boyunca olağanüstü hal uygulanacağını söyledi. Arama kurtarma çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, arzu ettiğimiz hıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır ama devletimiz tüm gücüyle çalışmaktadır dedi. Depremin yaşandığı 10 ilimizi afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü hal ilan etme kararı aldık. Felaketin 35. saatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi kritik açıklama. Depremin vurduğu 10 şehirde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. Erdoğan arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Arzu ettiğimiz hıza ulaşamadığımız yerler elbette vardır. Ama vatandaşlarımız şundan emin olsun ki devleti kendisine el uzatmak, canını kurtarmak, hayatını kolaylaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Zorlukları birer birer aşarak erişmedik, yıkıntı karşılanmadık, ihtiyaç bırakmayacak bir kararlılıkla sahaya yükleniyoruz. Erdoğan Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'ndeydi. OHAL açıklamasından önce sosyal medya hesabından 12 Şubat pazar günü güneşin batışına kadar milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Yalan haberler ve çarpıtmalarla İnsanımızı birbirine düşürmeye niyetlenenleri yakından takip ediyoruz. Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. 18 devlet ve hükümet başkanı Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 70 ülke, 14 uluslararası kuruluş Türkiye'ye yardım elini uzattı. Katar 10 bin konteyner şu anda ülkemize gönderme hazırlığı içerisinde. Karavanlar da merkeze ulaşmakta. Ve bu karavanları da yine acil ihtiyacı olan ailelere tahsis edeceğiz. Erdoğan, AFAD hesaplarına bağış çağrısı yaparken Antalya'daki otellerden 50 bin odanın da depremzedelerin hizmetine açılacağını söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini belirtti. Gün birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür dedi. Bahçeli AFAD'a 1 milyon lira bağışta bulunduğunu da açıkladı. Hadi bunu da. Dilek şey diye. İhtiyaç olan kansa kan vereceğiz. Emekse emek vereceğiz. Üzerimize göçen binaları mutlaka kaldıracağız. Türkiye'nin yüreğini yakan felakette başladı sözlerine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, altından kalkamayacağımız hiçbir enkaz, saramayacağımız hiçbir yara Allah'ın izni ve inayetiyle yoktur. MHP lideri Bahçeli grup kürsüsündeydi. Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Fatiha okundu. Sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve onunla birlikte birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız. İç ve dış politikayla ilgili yorum yapmayacağım diyen Bahçeli, pazar günkü Çankırı mitinglerini ertelediklerini açıkladı. Gün her şeyden ve hepsinden önemlisi bir olma, beraber olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla kucaklaşma günüdür. Acı her yerde. Eşi ve çocuklarıyla birlikte enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'tan da acı haber geldi. Umutlu bekleyiş son dakikaya kadar devam etmişti ancak olmadı.
henüz kendisine ulaşılmış değil. Ailesiyle birlikte enkaz altındaydı. Jandarma ekipleri, yeraltı tarama cihazları ve kurtarma köpekleri çalışmalarını aralıksız devam etti. Depremin 35. saatinde acı haber geldi. Genel kurulumuzu saygıyla selamlıyorum. AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti. Acı haberi Aydın Milletvekili Metin Yavuz duyurdu sosyal medyadan. Evliydi. 6 çocuğu vardı Yakup Taş'ın. Eşi ve torununun da yıkılan 9 kişilik aile apartmanının altından cansız bedenine ulaştı ekipler. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İyi Parti lideri Meral Akşener, AK Partili vekiller, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Taş'ın acılı ailesine başsağlığı diledi. Mecliste 5 siyasi partinin imzasıyla yayınlanan ortak bildirde ise depremle sarsılan vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde izlenildi. Ve yine çok tartışılan konulardan bir tanesi, sadece eski binalar değil yeni binalar da çok konuşuluyor değerli izleyenler. Sözde depreme dayanıklıydı, birinci sınıf malzemelerle inşa edilmişti, böyle reklam edilmişti. Bu özellikleri nedeniyle de fiyatı 3 milyon liraya kadar çıkan dairelerin bulunduğu o bina saniyeler, bakın saniyeler içinde yerle bir oldu. Malatya'daki binanın yıkım anı kameralara da yansıdı. Önce bir toz bulutu yükseldi, sonra olduğu yere çöktü. Sözde depreme dayanıklı bina birkaç saniye içinde yerle bir oldu. ...7.7 ile başlayıp 7.6 ile devam eden büyük afet 10 ile etkilerken Malatya'da da hasar büyüktü. Yerle bir olan yüzlerce bina arasında Malatya'nın en yeni yerleşim yerlerinden Bostanbaşı mevkinde inşa edilen iki bloklu bu dev projede vardı. Üstelik o evler depreme dayanıklı temel üzerine yapıldığı ve son deprem yönetmeliğine uygun olduğu iddiasıyla satılmıştı site sakinlerine. Depremde yıkılmayacağı vaadiyle 2 milyon 850 bin liradan alıcı bulmuştu. Yıkıldı mı o bina? Yıkıldı mı? Bina yıkıldı yine. İnşallah kimse yoktur içinde. Sadece bir yıllık olan bloklar güya birinci sınıf malzeme kullanılarak inşa edilmişti. Bloklardan biri depremde enkaza döndü. Site sakinleri dehşet içinde böyle kaydettiler yıkılışını. ...44 dairenin bulunduğu o binada can kaybı olup olmadıysa henüz belli değil. Yıllardır deprem hakkında en çok konuşan ünlü isimlerden bir tanesi Profesör Celal Şengör, ünlü yer bilimci profesör. Türkiye'yi sarsan depremlerin nasıl ve neden yaşandığını anlattı dün. Önümüzdeki döneme dair çok önemli uyarılarda da bulundu ve sosyal medyada çok konuşulan bazı iddiaların bilimsel doğrular mı yoksa şehir efsanesi olduğuna mı da açıklık getirdi. Bu Arap levhası buradan aşağı doğru kaydı. Kaydı. Ve bir deprem yarattı. Ve o deprem burada oldu. Evet. Yerbilimci Celal Şengör 100 yılın en büyük depremini Habertürk yayınında anlattı. Fay hatları nasıl kaydı çizimlerle gösterdi. O deprem şurada oldu. Şurada, bunun üstünde oldu. Bunun üstünde oldu. Ondan sonra bu aşağı doğru kaymaya başladı. Burası. İnce, bu boşluğu kapatmak için bu aşağı doğru kaymaya başladı. Ve yanalatım yapmak mecburiyeti. Bu 7.6, bu 7.8. Evet. Ve burası şimdi burada böyle bir çöküntü alanı oluştu. Burası da Kahramanmaraş Ovası. Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuydu Şengör. Deprem kahini olarak anılan Hollandalı jeolog Holger Witt depremi 3 gün önce nasıl bildi sorusunu yanıtladı. Beklenmeyen bir deprem değildi dedi. Burada 500 yıldır çok ciddi bir deprem yok. Eğer Elazığ kaydıysa bunun devamının gelmesi lazım. Şu kaydıysa bu da kayacak kardeşim. Ama 3 gün önce söylemesi enteresan değil mi? Tesadüf. Ve İstanbul'a demirleyen Amerikan gemisinin sismik dalga göndererek depremi tetiklediği iddiası. Mümkün mü böyle bir şey? Bundan güzel bir saçmalık duymadım. Depremi tetikletmek için çok büyük bir enerji lazım. Hele bir gemide. Güldürmesinler adamı yani. Şurada gördüğün senin 7,4'lük bir depremi oluşturabilmek için yüz binlerce atom bombası lazım. Bir tanesi Hiroşima'yı ve Nagasaki'yi yok etti ya.
Profesör Şengör, sıkıntı kaçınılmaz. Bu tip felaketlere en hazırlıklı milletlerden olmalıyız dedi. Şu anda Akdeniz'e paralel tehlike var diye de uyardı. Şu hareket ediyor fakat bu yanalatım yapıyor. Şimdi şu şunu itiyor. Bu da batıya doğru giderken bak hem burada hem burada havza açıyor. Havza açıyor. O onu itince Antalya'ya kadar orası açıla açıla gidiyor. Karanlıktayım, katran gecelerdeyim, cehennem misali bir yerdeyim. Bir demir nasıl paslanır, bir elma nasıl çürürse işte öyleyim. Yıllar önce kim bilir belki de bugün anlatmıştı şair. Enkaz önlerinde kadınlar, erkekler çaresiz, kelimeler kifayetsizdi. Boşa geçen her saniyede bir ömür gibiydi. Bizi kurtarın diyorlar, kurtarın diyorlar. Kurtaramıyoruz aslında burada yazanı. Nasıl kurtaramıyoruz? Mahvolduk ya, mahvolduk, mahvolduk. Allah'ım yarabbim. Yüksek sesle konuş! Çaresizlik neydi? Sesini duyup da yüzünü görememekti. Elini uzatıp da çekememekti. Annesi, babası, canının yarısı beton yığınlarının altındayken beklemekti. Abi sesini duyuyoruz. İki ses veriyor ki. Enkaz önünde perişan bu adam çaresizliğin ta kendisiydi. Yakınlarımız öldü. Bacımın kızı öldü 17 yaşında. Hatay'da yaşayan aile pusudaki kıyametten habersiz uykuya dalmıştı. 7.7'lik kıyamet kapıyı çalınca o kendini dışarı attı. Ama anne babası yapamadı. Annem babam abi. Ses veriyorlar. İkisi yaşıyor ama kimse gelmiyor. Duyduk seslerini. Vuruyor, sesleniyor, sesleniyorlar. Bizi kurtarın diyorlar, kurtarın diyorlar. Kurtaramıyoruz aslında burada yazan. Nasıl kurtaramıyoruz? Saatlerce moloz yığınında iğneyle kuyu kazdı. Dondurucu soğukta yüreği yandı. Basılmış durma ya. Bak almış durma bak ya. Öyle bir şey yok ya. Şoktaydı. Hani erkekler ağlamaz derlerdi ya. Onun kalbi, ciğeri, damarında dolaşan kanı ağladı. Nasıl bir şey bu nasıl ya? Bu dünyada cehennemi yaşayan kadın küçük bir umut kırıntısına muhtaçtı. Allah'ım bize yardım etsin, bize dua etsinler. Kurban olduğum herkesten bize dua edin. Yere çöken adam da çaresizler kervanındaydı. Koca dünyanın yükü, dertlerin en ağırı omuzlarındaydı. O da tek yapabildiğini yaptı. Bu izlediğiniz gözyaşları sel olup akarken sabah oldu, hava karardı, güneş doğdu, sonra yine battı. Saatler geçtikçe yıkım her yeri sardı, gözler önüne çıktı. Yakın sanılanlar fersah fersah uzaklaştı, çığlık atanların sesi kısıldı. Moloz yığınları önünde de çaresizce bekleyenler var ya değerli izleyenler. İşte o en büyük azaptı. Bu gördüğünüz yer benim evim. Annem babam içeride. Zemheri ayında, karanlık gündüzün, zifiri gecenin ayazında Umut 40 saattir enkaz altında. 2 gündür annem enkazın altında bekliyor. Ölüm mü diri mi bilmiyoruz. Kadın, erkek, çocuk hepsi yarım. Beton umut açsın diye bekleyenler darmadağın. Göçükte insanlar var. Seslerini de duyuyoruz. Yardım edin oğlum yaşıyor. Yıkılan köprüler, yarılan yollar aşılamadı. Mesafeler fersah fersah uzaklaştı. Kimi yıkıntıların arasından sesini duyuramadı, kimi ise çığlık çığlığaydı. Onları duyanlar için enkaz önü cehennemden farksızdı. Bastırma, bas bas bağırıyorlar. Biz nasıl yardım edelim ki? 3 aylık bebek gitti. 12 yaşındaki ölümü dirimi yok. Bugün ölüsünü bana veriyorlar. Parmak havada kalmış yavrumun. Ben anasıydım onun. Su içebildin mi? Güzel düşündüm abi. Sana yardım getireceğim. Tamam.
Bir zamanlar balkonlarında çiçek açan, camlarına süslü perdeler asılan yuvalar artık yarı mezardı. Hiç telaşlanma, sakin olacaksın. Tamam, ben bıktım artık tamam, ya. Tamam, ben sana yardım getireceğim. Duydun beni? Gitme. Tamam, buradayım. Gitme. Hayır, gitme. Ver elini. İçeride 3 tane var, bir de canlı var, canlı. Şöyle yakın yakına gözüküyor da çıkartamıyor. Mucize. Şurada şöyle bir testere duruyordu. Böyle birlikte şöyle oynuyor oynuyor çıkarttım. Bununla şurayı, şuradaki iki demiri kestim. Kimi enkaz altındaki anne babasının beni yetim bırakmayın. Beni yetim bırakmayın. Apartmanın arka tarafından babamın sesi geliyormuş. Ama şu anda geçilmiyor arka tarafa. Kimi evladının oğluma da yardım edin ne olur. Kimi de komşusunun kurtarılmasını bekledi. Saniyeler asır gibiydi. Kelimeler de zaten kifayetsizdi. Savaş abi ses ver. Buradayım. Kübra abla. Efendim. Sen de orada mısın? Buradayım. Abi bu adamları gelin kurtarın hemen. Gelin gelin, burada 10 kişi var. Eski milli futbolcu Gökhan Zan depreme memleketi Hatay'da yakalandı değerli izleyenler. Zarar görmedi ancak sokaklarda enkaz yanında dolaştıkça onun da ciğerleri dağlandı ve ömrünün en zor sınavının canlı yayında bakın nasıl anlattı. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor kurtarılmak için. Elimizden bir şey gelmiyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yaşlı bir teyzeniz bana seslenişik, kulağımda kaldı. Yavrum ne olur yardım et bana diyor. Üzgün, yorgun, şoktaydı. O yıkık, memleketinin evleri, sokakları perperişandı. İnsanların çığlıkları, yaşlı teyzeler, yaşlı insanlar, çöken binada bekleyenler. Hiçbir şey yapamıyorlar. Yeşil sahaların eski yıldızı ömrünün ilk kıyametini anlatacak kelimeyi bulamadı. Sesimiz olur, ne olur sesimiz olun. Çok kötü. Hatay çok kötü. İnsanlar çok kötü. Yardım bekliyoruz. Allah'ını seven buraya gelsin artık. Eski milli futbolcu ve yardımcı antrenör Gökhan Zan 7.7'lik büyük afete Hatay'da yakalanmıştı. Herkes enkaz altında. Millet yalvarıyor kurtarılmak için. Elimizden bir şey gelmiyor. Sanki içeride bomba patlamış gibi o kadar sıkıntılı. Her yer bu şekilde. Binlerce yer bu şekilde. Gözü yaşlı, kalbi yorgun canlı yayını açtı. İnsanlar evlerine giremiyor. Kar, kış, kıyamet. Ne olur sesimiz olun yalvarıyorum. Çok zor internet buldum, şarjım da bitecek. Gün ağarınca da kurtarma çalışmalarına katıldı. Arkadaşlar burası Güzelburç Mahallesi. Hemen... Sesimi duyan var mı? Maşuklu. Burası Maşuklu Güzelburç. Nimet abla! Buradayız. Tıpkı 85 milyon gibi onun da tek dileği kabusun bir an önce sonlanmasıydı. Hatay bu durumda. Sadece bir tanesi. Arkadaşlar binlerce bina bu şekilde. Gökhan Zan'ın da söylediği gibi değerli izleyenler, sesimiz olun dedi. Bizler sesiniz olmaya devam ediyoruz. Ve ses olan herkese de duymaya çalışıyoruz. Malatya'ya gitmişti. Başına geleceklerden habersizdi. Birkaç saat sonra da 100 yılın felaketi yaşandı. Onun yanında da telefon vardı ve çektiği bir video hem onu hem de ailesinin kaderini değiştirdi. İşte bugünün mucizesiyle devam ediyoruz. Bu gören herkes lütfen gelsin yardıma. Şu an herkes lütfen yardıma gelsin. Kör karanlıkta, buz gibi soğukta betonlara tutsaktı. Sosyal medyadan paylaştığı video hem onu hem de annesini cehennemden çıkardı. Lütfen bu WhatsApp durum anne. 4-5 şeyden sonra buldular yani. 5,5-6 saat kaldı. İstanbul'da okuyan üniversite öğrencisi Boran Kubat yarı yıl tatilini geçirmek için memleketi Malatya'daydı. Geldiği günün gecesinde büyük kabusa uyandı. İlk depremden sonra yani bir daha olmazsa ilk var büyük bir deprem. Eve gittik anneanneme. Annem bile dedim yani hiç çıkmayalım etmeyelim. Bunlar dedi ne olacaksa olsun artık dediler. Sağlam sandıkları yuvaları 7.6'lık ikinci sarsıntıda yıkıldı. O ve ailesi için kıyametin kapısı aralandı. Allahu Ekber!
Her yer yıkıldı. Bu gören herkes lütfen gelsin yardıma. İkinci kattaydık, dayımın sesi çok iyi gelmiyor. Birden salladı, gözüm açar açmaz kafamı şöyle eğildim. Baktım annem yanıma düştü. Birden simsiyah bir alan olmuştu gün ışığında. 20 yaşındaki Boran ve ailesi enkaz altında kalmıştı. Şans eseri yanında olan telefonla sarıldı. Adresini verip yardım çağrısı yaptı. Annemin durumu iyi. Malatya Zaviye Mahallesi. Ebe sokakta mı? Ede mi? Ege mi? Aslanlar sitesi karşısı. Efuz Apartmanı. Sosyal medyada paylaştım. Arkadaşlarımla bir görüş söyledim. Hepsi gelebilir diye düşündüm. Öyle de oldu yani. Valla sağ olsunlar. Neyse ki sesini duyurabileceği bir kahraman vardı. Bizim köyün muhtarı geldi. Balyozla vurdular. Ben dedim ki bu nokta. Benimle beraber annem kurtuldu. Şu an bir dayımı çıkarıyorlar. Üçü de kurtarıldı. Şimdi akılları, kalpleri enkazda kalanlardaydı. Annem de diğer dayımdan haber yok şu an. Dünden beri en çok sinirimizi bozanların haberiyle devam ediyoruz. Kimlerden mi bahsediyoruz? Fırsatçılardan bahsediyoruz. Evet, ne yazık ki hepimiz tek yürek olup bu acıyı hepimiz yaşarken, yüreğimiz yanarken, gözümüzde yaş kalmamışken o fırsatçılar, biliyor musunuz? Bir otobüs firması mesela depremzedelere biletleri olduğundan pahalıya sattı. Bir diğeri ise 100 liralık sözde deprem çantalarını internette 18 bin liraya, ben söylerken utanıyorum, satışa çıkarmış. Bir otobüs bulduk. VIP diye bizi kandırdılar. Kişi başı 500 liradan getirttirdik buraya. Normal fiyatın üstüne 100 lira ekleyip sattılar otobüs biletlerini. Türkiye deprem bölgesi için tüm imkanları seferber etmişken bazı fırsatçılar yine sahnedeydi. Yolcular mağdur olmuş burada. Dışarıdan gelen konsan firmalar. Personelimizde. Maraş'a 500 lira fiyat kesti diye şey yapıldı. Dün Ankara'dan deprem bölgesine gitmek isteyenler de aç diye koşmuştu. Ancak iddiaya göre bir firma fahiş fiyattan bilet kesti. Kişi başı 500 liradan getirdiler. İş işten geçtikten sonra yok otobüs kaldırıyoruz dediler. Mesaj gelmeye başladı. 24 saat sonra haber geliyor. Malatya'ya normalde 400 liraya yolcu götüren firma biletleri 500 liradan sattı. Felaketin daha enkazı bile kalkmadan onlar aklı hayale gelmeyecek olanı yaptı. Gidip oradan boş döneceğini düşünerekten fazla fiyat yazıyorlar ama şu zamanda olacak şey değil bu. Şikayetler artınca harekete geçildi. Emniyet buraya gelerek firmanın bir elemanını gözaltına aldı. Ayrıca firmaya da tutanak tutuldu. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yöneticileri geldi. Burada tespit ettiler. Onlar gerekli işlemleri yaptılar efendim. İlgili firma ise tavan fiyatı Ulaştırma Bakanlığı belirliyor. Personel de bileti tavan fiyattan sattı savunması yaptı. Dün ne oldu da 500 oldu? Arabanın işte masrafına göre hareket ettiler. Kanunen bir suç yok. Vicdan olarak ona bir şey diyemem. Sadece otobüs bileti değil, en çok ihtiyaç duyulan malzemelerden battaniyenin fiyatı da bir günde 100 liradan 250 liraya çıktı. 33 parçadan oluşan bir deprem çantasının 18 bin liradan satışa sunulmasıysa pes dedirtti. Hani böyle fırsatçılık olamaz. Buradaki bizdeki fiyatı, bunun fiyatı 100 TL'ye satıyoruz biz. Fahiş fiyat iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme, Ticaret Bakanlığı denetim başlatıldığını duyurdu. Hazine Bakanlığı'ndan da yaşatılan hiçbir suistimal cezasız kalmayacaktır açıklaması geldi. Kanunen suç yok ama vicdanen bir şey diyemem dedi. Diyemezsiniz tabii. Vicdanen diyemezsiniz ki. Vicdanen bir şey diyebilmeniz için vicdanınızın olması gerekir. Sadece fırsatçılardan bahsetmiyoruz. Bir de yağmacılar vardı. O yağmacılar deprem bölgesinde bazı marketlerin camlarını kırdı ve içeri girdiler. Ne bulduysa alıp da kaçtılar. O görüntüler var. Bakın insanlar artık marketlerin içine girmeye başladı. Her yer darma duman. Kimi temizlik malzemesi aldı, kimi yiyecekleri topladı. Deprem bölgesinde marketler yağmalandı. Kapalı market normalde ama içeri girip ihtiyaçlarını alıyorlar. Bu görüntüyü Show Haber muhabiri Tuğba Södekoğlu Kahramanmaraş'ta kaydetti. Aynı şehirde bir başka zincir market şubesine de camları kırıp girdi vatandaşlar. Bazıları tepki gösteriyor bu duruma. Aldıklarını kolilere yüklediler, hızla uzaklaştılar. Marketlerin içi ise adeta savaş alanı gibiydi. Her yeri patlatmışlar. Kasayı bile patlatmışlar. Polislere söylüyorum, yapacak hiçbir şeyimiz yok diyorlar. Bazı duyarlı kişiler onları durdurmaya çalıştı. Aldıkları ürünleri geri bıraktırdı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketi var. Manzara yine aynı. Ve değerli izleyenler, en çok yıkımın gerçekleştiği şehirlerden bir tanesi İskenderun'du ve sabahtan beri İskenderun'a Emre Kol'a sık sık bağlandık. Şimdi akşam oldu. Emre, konuştuğumuz üzerinden yaklaşık 5 saat geçti. Neler yaşandı? Şu an tam olarak hangi noktadasın?
Dilara Gönder, İskenderun'daki Pac Meydanı'ndayım. Bu meydan bugün sabahtan akşama kadar kimi zaman acı gözyaşlarına, kimi zamansa sevinç gözyaşlarına tanıklık etti. Çünkü bir yanda insanlar cenazelerini çıkarttı, bir yanda da sağ kurtulan kişilerin yakınları sevinçlerini yaşadı. Mesela arkamızdaki bu enkazda 1-2 saat önce Gizem Cingöz, 20 yaşındaki genç bir kız kurtarılmıştı. İlk çıkarıldığında annemler de var demişti ama aslında Gizem'in haberi yoktu. Annesi, dayısı ve halası o çıkarılırken çoktan toprağa verilmişlerdi, vefat etmişlerdi. Bir de üşüyorum demişti. Şimdi Antakya, Hatay, bu bölgeler sıcak, İskenderun sıcak bölge diyebiliniyor ama Şubat ayındayız. Şubat ayında böyle bir durum yok. Bu arada kameraman arkadaşım Bilal Şahan da şöyle bir göstersin çalışmalara doğru sizi. Bakın AFAD ve JAK, jandarma arama kurtarma ekipleri şu anda vatandaşla birlikte, gönüllü vatandaşlarla beraber arama yapıyor. Üşüdüm demişti Gizem buradan çıkarken, haberde ekrana da getirdik. Şimdi onun üşüdüm demesi aslında çok kritik. Çünkü hipotermi 72 saatte başlıyor. Ama mevsim soğuk olduğu için 72 saat biraz daha erkene, 48 saatlere çekilebilir. Ve vücutta kalbin ve birçok organın çalışmasını zorlaştıran durum 72. saatte, hava soğuksa daha erken saatlerde başlayabilir. Deprem bölgelerinde bu tehlikede başlıyor. Dün bu enkazdan aslında Kemal ve yan taraftaki enkazdan Nurgül de çıkarılmıştı. Şu anda bir çalışma sürüyor hali hazırda. O çalışmanın içeride kim var bilmiyoruz, ancak küçük bir çocuk olduğu söyleniyor. Sağ mı değil mi onu da bilmiyoruz. Şu anda ekipler içeride yoğunlaşıyor. Onların yakınlarından biri var yanımızda. Hanımefendi iyi akşamlar. Kimler vardı, kimler kurtarıldı, durum nedir kimler, bu enkazda? Kardeşim, eşi, kızı, oğlu, gelini, 3 tane torunu, hepsi o toprağın altındalar onlar. İnşallah kurtaracaklar, canlı çıkacaklar inşallah. Allah'ın bütün toprağın altında olan hepsi de canlı çıkarlar inşallah hayırlısıyla. Çocuk da mı var? 3 tane de çocuk var. Biri daha 6-7 aylık daha. 3 tane de çocuk var. Peki. Evet, Dilara Gönder, dediğimiz gibi şu anda vatandaşlar da çevremizde, onlar da durumu izliyorlar, yakinen takip ediyorlar. İçeriden umutlu bir ses gelecek mi ona bakıyorlar Dilara Gönder, ama hava sıcaklığı yine düştü burada diyelim. Sözü tekrar stüdyoya size bırakalım. Evet, Emre Kol'a teşekkür ediyoruz. Akşam oldu. Akşam olunca şartlar ne yazık ki daha da zor hale geliyor. Ancak umutlar tükenmiyor değerli izleyenler. Henüz daha 40. saati tamamlamadık. Bizler biliyoruz 70. saatte, 80. saatte, 90. saatte. Yaklaşık 40 saat bu arada, onu da hemen belirtelim. Ancak az önce de söylediğim gibi 97. saatte bile kurtulan deprem zedeyi bizler hatırlıyoruz. Ve unutmayanlar da var. Kimler mi? Aralıksız çalışan arama kurtarma ekipleri, AFAD başta olmak üzere gönüllüler, akın akın giden gönüllüler deprem bölgesine tüm güçleriyle enkazları kazıp can kurtarmak için 40 saattir aralıksız çalışıyorlar. Başka bir şansım yok. Bir anda geldi, ansızın yakaladı. 10 ili 13 milyondan fazla insanı vurdu. Yüzyılın felaketi, deprem fırtınası Türkiye'yi yasa boğdu. Aynı anda da arama kurtarma seferberliği başladı. AFAD, jandarma arama kurtarma, itfaiye, asker, polis, madenciler, sivil toplum kuruluşları tüm gücüyle teyakkuza geçti. Canlar için canını dişine taktı. 10 ilde binlerce bina yerle bir oldu. Ekipler en kısa sürede ulaştı. Yeri geldi iş makinesiyle, yeri geldi elleriyle enkazı kazdı. Sesimi duyuyorsan başla bir yere vur. 40 saattir dört bir koldan on binlerce profesyonel depremzedeleri kurtarmak için zamanla yarışıyor. Takviye ekipler de gelmeye devam ediyor. Ve değerli izleyenler, depremin merkezine, Kahramanmaraş'a uzanıyoruz şimdi. Karşımızda arkadaşımız sevgili Tuğba var. Kahramanmaraş'ta dünden beri eminim çok zor anlar yaşamışsındır ve bugün bağlantı da kuramadık. O sebepten dolayı hemen sözü sana bırakıyoruz anlatacakların için. Ve
Felaketin ikinci gününde Kahramanmaraş halkı yine çok zorlu bir günü geride bıraktı. Zorlu saatleri geride bıraktı. Hava karardı. Dışarıda dondurucu bir soğuk var. Ben şu anda Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nün içindeyim. Hava dondurucu bir soğuk var dışarıda demiştim. Bakın depremzedelerin birçoğu buraya sığındı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü kapısını vatandaşlara, Kahramanmaraş halkına açtı. Çocuklar burada, yaşlılar burada, battaniye ihtiyaçları burada karşılanıyor. Yine sığınacak, oturacak yer bulabiliyorlar. Tabii ki acıkanlar için, çocuklar için, yaşlılar için el verdiğince buradaki herkes için kumanya desteği de sağlanıyor. Zorlu bir günü geride bıraktı Kahramanmaraş halkı ve buradaki en büyük sıkıntı, bunun mutlaka altını çizmek istiyoruz. İletişim problemi, internet ve telefon çekmiyor. Operatörlerle iletişim sağlanamıyor. İki nokta da sağlanabiliyor. Çok yakınlarda baz istasyonu var. Bu noktada o noktalardan biri. Kalabalık buraya sığındı. Geceyi burada geçirecek diyelim. Ve sözü size bırakalım. Tuğba'ya çok teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Ve yayınımız, biz burada yayını noktalıyoruz. Yarın yine biz karşınızda olacak. Ancak yayınımız sevgili Fatih Altaylı ve Profesör Doktor Naci Görür'le devam edecek. Ve bütün ayrıntıları masaya yatıracaklar. Yarın da biz yine karşınızda olacağız. Bütün bölgelerden gelişmeleri sizlere aktarmak üzere. O yüzden şimdilik hoşça kalın diyoruz.